Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü birlikteliğimizde Amentü'de dile getirilen son iman esası olan kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman konusu üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Kader, Cenab-ı Hakk'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir. Kaza ise Cenab-ı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince takdir ettiği şekilde onları yaratması anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle kader Cenab-ı Hakk'ın kanunları, ölçüleri, kaza ise İşlerin o kanun ve ölçülere göre meydana gelmesi demektir. Ayet-i Kerime'de Hadid Suresinin 22. Ayet-i Kerime'sinde Yüce Mevlamız Estağfirullah billah مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي la وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Yeryüzünde ve nefislerinizde isabet eden hiçbir şey veya başınıza gelen hiçbir şey yoktur ki illa fi kitabim min qabl en nabraha daha önce onu biz bir kitapta yazmış veya yazılı bir halde onu e, takdim etmiş olmayalım. İnne zâlike alallahi yesir. İşte bu şüphesiz bu Allahu Teala'ya göre kolaydır buyurulmaktadır. Yine Tövbe Suresi'nin 51. ayet-i kerim eee 51. ayet-i kerimesinde Ayet Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma katabe Allahu lena. Huve mevlana ve alallahi felyetevakkalul mu'minun. Sadakallahu'l azim. De ki Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır. İnsanlar Allah'a güvensinler. Müminler Allah'a güvensinler buyurulmaktadır. Değerli kardeşlerim, Kaza ve kadere iman, Cenab-ı Hakk'ın ilim, irade ve tekvin sıfatlarına canı gönülden imanla alakalı bir mevzudur. Cenab-ı Hak, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İradesiyle her şey onun sevk ve idare ettiği şekilde meydana gelmektedir. Ve eşsiz benzersiz olarak yaratan da alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimizdir. Her şey Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Tabi böyle bir ifadeden sonra insanın aklına yani her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluyorsa o halde bizim yapıp etmelerimizin anlamı veya sorumluluğumuzun anlamı nedir? Biz neden sorumlu oluyoruz? Gibi bazı sorular aklımıza gelebilir. Burada aklımızı zihnimizi kurcalayan bu soruya şu cevabı vermemiz gerekiyor. Evet, Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle, iradesiyle, tekvin ve diğer sıfatları isimleriyle kaza ve kader konusunda onun ilmi dışında herhangi bir şey tecelli etmiyor. Onun takdir ettiği şey meydana geliyor ve Rabbimiz ezelde ilmiyle bütün olacak her şeyi bilmektedir. Fakat insanlara Rabbimiz seçme ve sakınma gücü olan iradeyi cüziye vermiştir. Yani bir kardeşimiz örneğin ezan-ı Muhammedî okunduğu zaman Rabbimizin davetine cevap veriyor. Camiye cemaati veya namaza iştirak ediyorsa cüzi iradesini kullanıyor ve Rabbimizin ilmi de ona göre tecelli ediyor demektir. Yani Rabbimizin bir şeyi önceden bilmesi ve takdir etmesi bizi mücbir bir şekilde bu işi yapmaya zorunlu kılmıyor kardeşlerim. Biz elimizdeki imkanları, fırsatları üzerimize düşen hususları Rabbimizin istek ve arzuları doğrultusuna yerine getirmek durumundayız. Bizim gücümüzü aşan irademizin üzerindeki hususlarda ise, Rabbimize sığınmaktan başka bir çaremiz, çıkar yolumuz yok. Kaldı ki şu hususu da belirtelim. Rabbimiz cüz'i irademizin dışındaki hususlardan bizi hesabada çekmeyecektir zaten. Kaza ve kaderi iman etrafında tarihten gelen, özellikle Hz. Ali Efendimiz'in halifeliği döneminden sonra, özellikle büyük günah işleyen kimselerin durumuyla ilgili tartışmalarla birlikte kaza ve kader meselesi günümüze kadar süren... Birçok tartışmaya konulmuştur ama biz kazaya ve kadere diğer inanç esasları gibi ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden hareketle iman ediyoruz ki bu imanımız sayesinde her şeyin cenab Hakk'ın takdiriyle olduğunu, bizi aşan meselelerde böyle buhranlara, bunalımlara düşmeyeceğimizi Rabbimizin bir yol göstermesi neticesinde biliyoruz ve kaza ve kadere imanı bu şekilde kabul ediyoruz değerli kardeşlerim. Rabbimize sığınmak, ondan yardım istemek ve ümitsizliğe düşmemek gibi kaza ve kadere imanın faydalarını da elhamdülillah hayatımızda görüyoruz, gözlemliyoruz. Kaza ve kader konusu etrafında değerli kardeşlerim veya şöyle diyelim kaza ve kader meselesini yanlış anlayan, yanlış değerlendiren bazı akımlar, bazı düşünce sistemleri tevekkül ve çalışmanın kazaya, kaza ve kadere imana engel olduğunu, kişinin tevekkül etmesinin veya çalışmasının kazaya ve kadere iman ediyorsa bir anlamı olmadığını ifade ederek büyük bir hataya ve yanılgıya düşmüşlerdir. Tevekkül, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a güvenmek, ona bağlanmak ve Cenab-ı Hakk'a yönelmek için ruh ruhi bir güç sahibi olmak demektir. İnsanı yaratan, ona pek çok nimeti veren Cenab-ı Hakk'a karşı insan, her işinde ona güvenmeli, kendi nefsine, kendi çabasına ve gayretine bir paye biçmeden Rabbimize yönelmelidir. Ancak bir kul olarak üzerine düşeni yapmalı. Tıpkı Hazreti Ömer radıyallahu an efendimize Şam'a orayı fethetmek üzere gönderdiği ordudan ey müminlerin emiri. Burada bir salgın hastalık var. Ne yapalım? Sorusuna hemen oradan Medine'ye tekrar dönmelerini, Medine Müminleri'ye tekrar dönmelerini emir buyurmuşlar. Bir kısım insanlar ya Ömer ey em müminlerin emiri Cenab-ı Hakk'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediklerinde Hz. Ömer Efendimiz evet Cenab-ı Hakk'ın bir kaderinden yine Cenab-ı Hakk'ın başka bir kaderine takdirine koymuş olduğu kural ve ilkelere kaçıyorum sığınıyorum şeklinde cevap vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da tevekkülle alakalı olarak sizler Cenab-ı Hakk'a gereği gibi tevekkül etseydiniz Sabahleyin aç olarak gidip akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi Allahu Teala sizi de rızıklandırırdı buyurarak tevekkül konusunun önemine işaret buyurmuşlardır. Biz Cenab-ı Hakka tevekkül sürecinde yani çaba ve gayret göstermemiz gereken süreçte ve bu sürecin sonucunda Rabbimize tevekkülü asla ihmal etmeyeceğiz. Bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescid-i Nebevi'ye girerken bir bedevinin Devesini bağlamadan mescide girdiğini görmüşler. Neden bunu böyle yaptığını sorduklarında Cenab-ı Hakk'a tevekkül ettiğini o kişi Efendimiz Aleyhisselam'a söylemiş. Efendimiz Aleyhisselam da deveni bağla ondan sonra tevekkül et e, buyurarak tevekkül anlayışımızın nasıl olması gerektiğini e, izah etmişlerdir. Yine kaza ve kaderle ilgili çalışma konusu yani bir kulun üzerine düşeni yerine getirme meselesi de üzerinde durmamız gereken bir başka husustur. Hatırlanacağı üzere Yüce Rabbimiz Necim suresinde Estağfirullah ve lil insani illa ma sa'a ve en yahu sevfe yura lazim. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve insan çalıştığının karşılığını yakın bir gelecekte görecektir buyurulmaktadır. Dolayısıyla alimlerimizin, geçmişlerimizin formülüze ettikleri çalışmak bizden, vermek, takdir etmek Allah'tandır sözü aslında kaderin tam manasıyla anlaşıldığını ve gönüllerimizde yer ettiğini gösteren bir söz olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu kader ve kaza sırrı içerisinde kişinin rızkı, eceli, nerede başına geleceği, hangi hususlar başına gelecekse bütün bunların hepsi bellidir. Rab'bimizin yeme içme konusunda veya hayatımızla ilgili bize takdir ettiği hususları rızık başlığı altında değerlendiririz. Yüce Mevlamız "Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin." Bakara Suresi'nin 168. ayet-i kerimesinde buyurarak rızık endişesi yaşamadan helal ve temiz olan rızık yolunda çaba ve gayret göstermemiz gerektiğini bizlere emir buyurmuşlardır. Ecel ise değerli kardeşlerim, artık kişinin her canlı için Rabbimizin takdir ettiği hayatının süresinin sona ermesi manasına gelmektedir. İşte çeşitli sebeplerle hastalıklar, kazalar veya yaşlılığa bağlı işte organların organ yetmezliği gibi birçok sebeple insanların veya diğer canlıların vefat ettiklerine, dünya hayatlarının son bulduklarına şahit oluyoruz. Ecel birdir değerli kardeşlerim. Değişmez. Ayet-i kerimede Rabbimiz Esselamu Aleyhi ve azim. Bir kavme bir kimseye eceli geldiği zaman ne bir saat ertelenir ne de bir saat ileriye alınır buyurarak ecelin değişmeyeceğini bize ifade buyurmuşlardır. Tabi insanın ömrünü bereketlendiren, hayatını maddi ve manevi anlamda huzura gark eden birçok adım, ve Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok hadis-i şeriflerinde bize haber verdiği ömrün uzamasıyla ilgili birçok husus var. Mesela sadaka vermenin, fakirleri ziyaret etmenin, yetimlerle hemhal olmanın, akraba ziyaretlerinin kişinin ömrünü uzatacağı. Yani o cenab Hakk'ın daha önce ezeli ilminde takdir ettiği eceli yine kendi ezeli ilmiyle takdir ettiği başka bir vakte tehir edebileceğine dair hadis-i şeriflerde görüyoruz ama netice itibariyle kişinin gerçek eceli hiçbir zaman değişmez. Ne bir saat ileri gider ne bir saat geri kalır. Dolayısıyla bugün bizlere düşen kaza ve kader etrafındaki tartışmaları bir kenara bırakarak meselenin Cenab-ı Hakk'a bakan yönünü ve kullarına bakan yönünü iyi idrak etmek suretiyle kaza ve kadere iman ederek Rabbimize sığınmak, bir kul olarak Yüzü irade sahibi, Rabbimizin yarattığı bir kul olarak, mükellef kıldığı bir kul olarak vazifelerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. Rabbimize bakan yönü itibariyle kaza ve kadere iman, Mevlamızın ilmini, iradesini, yaratma sıfatını ve diğer isim ve sıfatlarının tecellisini gösteren bir iman esasıdır. Kullar açısından, bizler açısından kazaya kadere iman ise, Rabbimizin büyüklüğünü, ilminin geliştiğini, ezeli ve ebedi oluşunu, irade sıfatını, yaratma sıfatını idrak edebilmek için bizler için birer fırsattır. Bu konu etrafındaki tartışmaları bir kenara bırakıp kul olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmak ve Rabbimize sığınmak en salim yol olacaktır. Rabbimiz hayatımızın sonuna kadar emirlerine hakkıyla riayet eden, yasaklarından hakkıyla sakınan, nefsine, şeytana, dünyaya ve şeytanlaşmış insanlara karşı çaba ve gayret gösteren, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'ın yolunu takip eden, sevdiği, seçtiği, razı olduğu kullarından eylesin. Da bir sonraki sohbetimizde ibadetler konusuna inşallah başlayacağız. Rabbimiz Bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın inşallah. Hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müessel eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna ve şfi merdana ve بحرمة سر سورة الفاتحة